Merhaba arkadaşlar ben Serkan Karayılan bugün sizlere e, balyaj işlemi ile boyama işlemini e, iki işlemi de aynı anda nasıl yapacağımızı sizlere göstereceğiz. Bugün e, gördüğünüz gibi e, kumral tonlarında hani sıcak kumral tonlarında bir saç rengi bu rengi biraz daha soğuk bir e, koyu kumral tonunda boyayacağız. Ve ışıltı yapacağız ama ilk önce buradaki işlem şöyle yapacağız. İlk önce paketleme işlemi yapacağım ve daha sonraki süreçte paketleme işlemi bittikten sonra hemen e, saçın e, geri kalan kısımlarını boyayacağız. Burada saçın dipleri uzamış, uçlarda e, e, bir önceki boyamış olduğu saç rengi e, mevcut. Biz bu saç modelini değiştireceğiz. Hem boya işlemi yapacağız hem de ışıltı işlemi yapacağız. Saçı 5 ana bölümü ayırdım. Enseden başlıyorum. Sol, sol, sol taraftan hafif dipleri krepe yaptım ve diplerinin dibine doğru e, burada açıcı olarak yine Davines'in gri açısını kullandım birebir oranda hazırladım 20 volümle başladım yani 20 volüm 30 30 gram gri açıcı 30 gram da 20 volüm olmak kaydıyla açıcımızı hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi paketleme işlemini yapıyorum burada ne çok kalın ne çok ince parçalar düz ayrımlar oluşturuyorum çünkü aralardaki saçları da boyayacağım. Burada balyaj işlemi yaparken eldiven kullanıyorum. Çünkü açıcının e, elinize geldiği zaman biraz kaşıntı yapabilir. Burada e, saçı 3 bölümde alıyorum. Gördüğünüz gibi ne çok kalın ne çok ince aldıktan sonra saçın diplerinde biraz doğal geçiş sağlaması amacıyla hafif krepe yapıyorum krepe yaptıktan sonra alıyorum ucuna biraz sürüyorum sürdükten sonra şimdi açıcıyı e, saça nüfuz ettirmek için işlemlerimi yapıyorum burada e, açıcıyı birebir oranda yani katı kıvamda hazırladım e, hazırlamış olduğum e, kıvam birebirim oranda olduğu için hem saçı daha rahat sürme işlemi yapabiliyorum hem de açıcının saçı kızartmadan açmasını sağlıyor birebir oranda hazırladığım için. Burada düşük volümle başlıyorum. Yani düşük volümle e, saça zarar vermeden açıcı işlemini uyguluyorum. Evet. Saça nüfuz ettirdikten sonra e, paketleme işlemime devam ediyorum. sizlerde de e, ombre balyaj röfle hizmeti almak isterseniz e, videomun açıklama kısmında sosyal medya adreslerim mevcut olacak. Buradan Instagram hesabından bana ulaşarak e, röfle ombre ve diğer sarışınlık hizmetleri Konusunda hizmet alabilirsiniz. Saç kesimi ve diğer kuaförlük hizmetleri konusunda sizlere hizmet verebilirim. Burada detaylı bir çalışma yapıyoruz. E, müşterimizin e, zaman kısıtlanması olduğu için hem de yine aynı şekilde hiç problem olmadan hem saçıya hem saça e, balyaj işlemi hem de balyaj bittikten sonra hemen akabinde saç boyama işlemi uygulayarak iki işlemi aynı anda bitirmiş olacağız. Burada dik fırça darbeleri açıcıyı saça nüfus ettiriyorum. Burada krepe yapmama rağmen saçın dibine doğru yani dibine yakın bir açıcıyı sürerek geçişinin daha rahat olmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi dibe daha yakın sürüyorum. Burada dik fırça darbeleriyle açıcıyı nüfuz etmesini sağlıyorum ve şimdi e, işlemi bitirdikten sonra folyo paketleme işlemini yapıyorum. Bu işlemi bütün saça uyguluyorum. Aynı şekilde ne çok kalın ne çok ince bir e, saç tutamı alarak bu tutamı da 3 parçada alıyorum gördüğünüz gibi ve dibine yumuşak bir geçiş olması için krepe uyguluyorum. Krepe uyguladıktan sonra e, açıcıyla sa saça nüfuz ederek paketleme işlemini uygulayacağım. Burada klasik bir e, işlemi uygulamış oldum. Saç modelimize buradaki işlemde e, hem koyu rengi e, ana ana saç rengini e, çok yani çok yoğun olmadan hem sarının da e, ortaya çıkmış olduğu bir saç renklendirme çalışması ile ortaya çıkacak bunu da net bir şekilde göreceksiniz videomun sonunda Sizlerde balyaj hizmeti saç kesimi ombre röfle ve diğer kuaförlük hizmeti konusunda hizmet almak isterseniz bana ulaşarak bu saymış olduğum hizmetlerden yararlanabilirsiniz Videomun açıklanma kısmında bütün sosyal medya adresleri mevcut olacak. Buradan da bana ulaşarak hizmet alabilirsiniz. Diğer e, saç videolarımı da YouTube kanalımdan izlemek isterseniz Serkan Karayalan Kuaför YouTube kanalımda e, videolar bölümü var. Bu videolar bölümünde yaklaşık 750 tane yakın videom mevcut birçok kategoride videolarım sizleri bekliyor bunlardan kısaca sayabilirsem saç kesimi teknikleri ombre teknikleri röfre teknikleri keratin düzleştirme teknikleri perma teknikleri gelin saçı topuz teknikleri konusunda birçok kategoride videom mevcut Buradan da size uygun kategoride video izlemek ve saç konusunda bilgilendirmek istiyorsanız e, videolarımı izleyebilirsiniz burada sizler için detaylı e, anlatımlı videolarım mevcut gördüğünüz gibi burada kalın fırça kullanıyorum kalın fırçayı kullanmamın sebebi e, Saça daha rahat nüfuz ettirebilmem için kalın fırça kullanmanızı tavsiye ederim. Burada yine dik fırça darbeleriyle saçı çok aşırı karıştırmadan saçın çıkış yönüne doğru sürdüm açıcıyı ve paketleme işlemini yaptım. Ve gördüğünüz gibi paketledim. Gördüğünüz gibi saçı boyamadan paketleme işlemini yapıyorum. 3 parça da ayırdım. Ve ayırdıktan sonra şimdi açıcı yardımıyla folyonun içerisine alıyorum saçı ve ne çok yoğun ne çok az açıcıyı folyo ile şimdi fırçayla saça nüfuz ettiriyorum. Dik fırça ile düz fırça darbeleriyle ile folyonun içerisindeki kalan saçı açıcıyla yani bütün e, saç bölümüne nüfus ettiriyorum ayırmış olduğum bölüme. Bu işlemi yaptıktan sonra folyoyu paketliyorum. Bu işlemi bütün saça uyguluyorum. Gördüğünüz gibi bütün saçı boyadım. Çok özür dilerim. Paketledim. Ve şimdi tepe kısmından başlayarak e, burada uygulamış olduğum saç boyası 6.1 tonlarında koyu küllü kumral saç boyasıdır. Bu saç rengini saçın kızılığını almak için hem de çok koyu olmamak şartıyla kumral kahve kumral kahve Küllü kumral koyu kahve saç rengini müşterimizin balyaj yapmış olduğum kısmının diğer saç boylarına saçı ayırarak tepek noktasından ince ince boyayıma işlemini yapıyorum. Burada müşterimizin e, ana renginde beyazlar olduğu için beyazlar beyazlarını kapatması adı altında ana renk ana, ana renk takviyesiyle de e, karışım uyguladım. Yani buradaki işlemde şöyle bir e, saç renklendirme karışımı uygulamış oldum. 6 numara ana renk ve 6.11 eee yoğun küllü kumral saç rengini karışımını uygulayarak saça tek tek paketin arasındaki kalan saçların hem diplerini hem de boy ve uçlarını boyuyorum gördüğünüz gibi Bu işlemi arka tepe kısmından başladım. Bütün saça aynı şekilde sürme işlemini yapıyorum sevgili izleyicilerim. Burada hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de e, bu iki işlemi aynı anda profesyonel bir şekilde nasıl yapıldığını sizlere sunmak istedim. Bu tarz bir işlemde de e, hem boya ve hem baya işlemini de aynı anda uygulanabildiğini sizlere göstermek istedim. Baylaj işlemini yaptıktan sonra geri kalan saç rengini geri kalan saçları hepsini boyamış oldum. Burada bütün saça aynı işlemi uyguluyorum. Sizler de sosyal medya adreslerimden bana ulaşarak saç renklendirme işlemleri, ombre işlemleri, röfre işlemleri, saç kesimi hizmeti konusunda çekinmeden arayıp bana ulaşıp saç tasarım hizmeti alabilirsiniz. Burada ana rengi çok koyu olmayacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araları yoğun koyu küllü kumral saç rengi ve araları ışıltılı sarı tonlarında sarılar da ön planda saçın ana rengi de ön planda ikisi eşit bir şekilde dağılmış bir saç rengi. Sizler de e, yine şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana vermiş olduğunuz destekten dolayı sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle.